Saygıdeğer dinleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Ramazan ayının 22. gününde Türkiye saatiyle 18.00'da yeniden Kur'an'dan günümüze güncel yorumlar başlığı altında sizlerle beraberiz. Konuğumuz İlahiyatçı Hüseyin Yağmur hocamıza bağlanmadan önce ben kısaca dünkü programla ilgili sizlere özet vermeye çalışacağım. Geçtiğimiz bölümümüzde Nur suresini incelemiştik. Allah'ın göklerin ve yerin nuru olduğunu ve o nurun mahiyetiyle ilgili konuşmamız olmuştu. Devamındaki 36. ayette Allah'ın nuruna kimlerin erişeceğinden, kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerde erişilebileceğinden bahsetmiştik. O evlerde kalan yiğitleri dünyalık meşgaleler, ibadetlerden alıkoyamayacağından bahsetmiştik. Müjdelenen o evlerin günümüzde hangi evler olabileceği hakkında yorumlamalarımız olmuştu ve devam eden ayetlerde Allah'ın iman edip salih amel yapanlara kesin vaadi olarak yeryüzünde hükümranlık vereceğini, korkularının ardından tam bir güvenceye kavuşacaklarını okumuştuk ve bir kez daha Allah asla vaadinden geri dönmez demiştik. Şimdi müsaadenizle konuğumuz ilahiyatçı Hüseyin Yağmur hocamıza bağlanmak istiyorum. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba değerli kardeşim. Çok şükür elhamdülillah iyiyim. Siz de iyisiniz. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah hocam bizler deyiz. Çok şükür. Bugün bir saat rötarda başlamış olduk. Aslında tam da rötar sayılmaz. Eskiden Türkiye saatiyle 17 çift sıfırı da yayınımıza başlıyorduk. Bugün 18 çift sıfırı da başlamış olduk. Dinleyicilerimiz belki şaşırmışlardır. O konudan özür dileriz ama YouTube istatistiklerine baktığımız zaman Türkiye saatiyle 18 çift sıfırdan itibaren daha bir yoğunluk oluyordu ve saatimizi bir saat ileri almaya karar verdik. Hocam bugün inşallah Ashab suresinden okumalar yapacağız. Ben girizgahı yapayım mı yoksa siz Ashab suresiyle ilgili birkaç yani bazı konulara değinmek ister misiniz? Nasıl yapalım? Evet, önce bir müsaadenizle ben Ahzab suresiyle ilgili bir şeyler ifade etmeye çalışayım inşallah. Estağfurullah hocam, buyurun. Yani genelde işte sureyi kuşatacak şekilde, yani her şeyi içine alacak şekilde olmasa bile buradaki konulara tabii bir konuyu öne çıkarıyoruz biz. Dolayısıyla diğerlerine de kısaca bahsediyoruz. Ahzab demek Hizbin çoğulu, yani ahsap kelime grup, bölük, parti manasına geliyor. Yani ahzap olunca bu pek çok gruplar, partiler, bir koalisyon, bir konsorsiyum efendim, bir araya gelmiş farklı farklı gruplardan oluşan, ordulardan oluşan bir şey. Yani ahzap bu bir ordu ama farklı ordulardan teşekkül eder. Çok farklı kabilelerden oluşan bir ordu. Hicretten sonra 5. yılda olmuş bir şey. Biz Hendek Savaşı olarak biliyoruz. Medine'yi kuşatan özellikle burada Mekkeli müşrikler, onların saldırganlıkları bitmiyor yani bir türlü. Medine'yi yok etmek üzere bir şey içerisine giriyorlar 5. senede. Özellikle çevredeki kabileler, bir kısım kabileler var. Bu kabileler bunları tahrik ediyorlar. Özellikle bir kısım Yahudi kabileler, onlar da yanlarına çekmeye çalışıyorlar falan. Böyle büyük bir ordu teşkil ediyorlar yani. Dolayısıyla bu 5. senede olan Hendek Savaşı'nı anlattığı için Ahzab ondan ismini almış. Birleşik düşman grupları manasında ondan bahsedildiği için o ismi almış. Efendim, başka konular da var burada, mesela zihar gibi, tebenni evlat edinme gibi efendim. Bunlar da var. Peygambere karşı müminlerin davranışı, kadınların örtünmesi, tesettür konusu var burada. Aile hayatı. Gerçek müminlerin vasıfları, özellikleri, münafıkların karakteristik davranışları bu surede bir kısım konular olarak görüyoruz. Tabii her bir ayet bir yıldız gibi çok farklı şeyler de olsa ama ana konular bu diyebiliriz yani şeyin içerisinde.
Tabii bu surede efendim İslamiyet aleyhinde çokça kullanmak istenen iki silahdan bahsedilebilir yani. Bunlardan birincisi maddi silahları. Tabii onlar bir ordu teşkil ederek efendim Medine'yi yok etmek için, taş taş üstüne bırakmamak için bir gayret içerisine giriyorlar. İkincisi ise Efendimizin aile hayatının temizliğine dokunmaktı. Sure bu emelde olanların sonlarının hüsran olduğunu bildiriyor bize. Onun hayatındaki nezahet ve sadelik bu itirazlara karşı en kuvvetli cevaptır. Ahzab Harbi'nin vaki olduğu sıralarda İslam toplumu kuvvet kazanma yoluna girmişti. Refah vesileleri ortaya çıkmıştı. Ezvacı tahirat, yani Efendimizin hanımları, annelerimiz de bu refahtan biraz pay almak, biraz yararlanmak, biraz daha rahat yaşamak istediler. Efendimiz de yaşadığı sade hayattan ayrılmadığı gibi hayatına bir değişiklik olmamış Efendimizin. Ev halkının da bu prensibe sadık kalmalarını istiyordu. O kendisinin ve ailesinin geçim seviyesinin yoksul müminlerin hayat standardından yukarıda olmasını hiç uygun bulmadı. Dolayısıyla dünya refahını tercih edecek eşlerinin kendisiyle yaşamaktan vazgeçmeleri gerekiyordu. Onları bu hususta serbest bıraktı, muhayyerlik verdi. Onun bütün Arap Yarımadası'na hükmettiği sırada bile yaşadığı bu sade hayat ve eşlerine karşı olan bu tutumu onun ruhani ve manevi faziletlere, Rabbine ve ahiret mutluluğuna nasıl kuvvetle bağlı olduğunu müşahhas delilidir. Tabii ki annelerimiz, onlar da Efendimizin bu talebi, arzusu karşısında onlar da hani ayeti kerime de zaten Allah ve Resulünü mü tercih ediyorsunuz yoksa dünyalık şeyleri mi tercih ediyorsun denmesi karşısında onlar da Allah ve Resulünü tercih ettiler. Dolayısıyla onlar da bu meselenin rıza ile bunu kabullendiler. Bu meselenin çok önemli bir, ciddi bir konu olduğunu. Yani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en fakir, yani toplumun en şey seviyesinde, fakirlerin yaşadığı seviyede bir hayat yaşaması çok önemli bir konu. Dolayısıyla Efendimiz o hayatı yaşamış, o şekilde davranmış. Ve imkanlar doğduğu zaman da o hayatını değiştirmemiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, bu özellikle Hendek Savaşı ile ilgili bölümde başka yerlere de temas edeceğiz ama Hendek Savaşı ile ilgili şeyi, yani o bölümü okuyarak onu biraz yorumlamaya çalışacağız. Hani sen diyorsun ya böyle güncel yorumlar diyorsun yani. Oradan o evet, hocam. Hendek Savaşı'ndan nasıl bir yorum çıkaracağız? O önemli. Ben onu önemsiyorum. Neden? Çünkü hani şu bilgiyi baştan vereyim de yani Kur'an-ı Kerim'in 1400 sene öncesinde yaşanmış bir olayı anlatması bugün bize nasıl bir katkı sağlayacak? Bugün biz ondan nasıl bir ders çıkaracağız? Bu bir tarihselci bakış açısıyla o gün orada oldu, bitti, efendim taraflar vardı ve bu savaş şöyle neticelendi filan, bitti orada. Öyle mi, yoksa Kur'an bu Kur'an, bu kitap ve kıyamete kadar gelecek insanlara rehberlik yapacaksa şayet, bugün de bizim hayatımıza, yaşadıklarımıza bir yorum katacaksa, bize duruşumuzu belirleyecekse, olayları net yorumlamak bize fırsatı, imkanı sunacaksa, öyleyse bunlara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum acizane ben. Ve likülle ayetin zahrun ve batnun, şucunun ve vusunun hadis-i şerifine dayanarak da her bir ayetin, işte bu ayetler kümesinin her zamana bakan dalları var. Bu günlere efendim şeyleri var, bu günleri ifade eden şeyleri var. Biz onları görmeye çalışacağız. Özellikle geçtiğimiz şu 10 senelik zaman, yaşadığımız şu bu zamanı biraz yorumlamaya çalışacağız diyelim ve başlayalım inşallah. Tabi hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ashab suresi 1. ayet. Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme.
Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy. Allah ne yapıyorsanız onların hepsinden haberdardır. Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter. Allah... Evet, buraya kadar istersen şimdi bir şey ifade edelim. Burada yani Allah'a karşı gelmekten sakın ey peygamber derken, haşa, Efendimiz Allah'a isyan ediyordu da sakın derken böyle değil yani. Bunu doğru anlamak lazım. Yani aslında Efendimiz başta olmak üzere bütün ashab efendilerimize, onunla birlikte bütün inanma istidadında olan, mümin olma istidadında olan kimselere, daha ötesinde de bütün insanlığa bir hitap olarak bakacak olursak, ayetlere böyle daha geniş bir açıdan bakacak olursak onlara hitap ediyor yani. Efendimiz başta olmak üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette ki Allah'a itaat ediyordu yani. Burada tabii kafir ve münafıklara itaat etme derken de aslında bir, onun karşısında düşman cephe var. Bir de içeride Medine toplumunda, yani mesela Uhud'a giderken 1000 kişilik ordu içerisinden 1/3'ü ayrılmıştı yani. Meşhur münafık var. Übey bin Selul adında. Zaten o nifakıyla da ölmüş gitmiş. Cenab-ı Hak da onun, Efendimiz o vefat ettiği zaman onun cenaze namazını kıldırmak istemiş ama Cenab-ı Hak yasaklamış ona yani. Sakın la tekum ala kabri ve la tusalli ala ahadin diyerek, yani ona mâte ebeden, ebedi olarak ölmüş olan, küfür üzere ölmüş olan, kendini Müslüman toplum içerisinde gizlemiş, gerçekte inanmayan, Allah Resulüne bir rakip olarak, bir farklı bir şekilde bakan, sürekli o toplumu kendi içinde kaynatıp duran, fitne fesatlar çıkaran, kuvve-i maneviyi kıran, efendim Uhud'a giderken işte 1/3 insan etkileyerek geri dönmelerini şey yapan, temin eden filan bir kimse. Yani böyle bir ekip var, bir ekip çalışması var, münafıklar taifesi var. Onlar aslında aynı şekilde şeyde de boş durmuyorlar. Yani Hendek Savaşı olduğu zaman da burada da göreceğiz onları. Sakın onlara itaat etme diyerek daha baştan Efendimiz'e böyle bir uyarıyla başlıyor bu sure. Sonrasında Allah'a tevekkül etme, Allah'a şey yapma, güvenme, dayanma, yaptığınız her şeyden Allah haberdardır diyerek, koruyucu olarak Allah yeter, yalnız Allah'a dayanıp güven diyerek tam bir teslimiyet burada şey yapıyor ki, yani bu olayların olduğu zamanda, Hendek gibi bir olayın olduğu zamanda, bir büyük bir kuşatmanın olduğu zamanda, Medine'yi bütünüyle yok etmek, oradaki Müslümanları bütünüyle tepelemek arzu edildiği bir zamanda, yani tabiri caizse o gün çevredeki ne kadar kabile varsa, müşrik kabile varsa, Yahudi, herkesin ittifakla Medine'yi imha etmek planında olduğu bir zamanda Allah'a tevekkülün, Allah'a dayanmanın ne kadar önemli olduğu aşikar, ortadadır yani. Yani ancak bunlar, bu hadiseler Allah'la beraber olunursa, tam bir tevekkül içerisinde bulunulursa o zaman aşılabilir. Baştan daha bunu söylüyor bu sure, onunla başlıyor. Evet, burada bir şey konusu var ama evlatlık konusu, meselesi var. Onu geçelim isterseniz. Yani evlatlık konusu meselesinde Cenab-ı Hak şey yapıyor. Yani bir yanlış anlayış var o zaman. Bu evlatlar sanki kendi öz evladıymış gibi kabul ediliyor. Cenab-ı Hak da onun nesep itibariyle evlat olursa o zaman ancak olabileceğini, evlatlığın evlat gibi olmadığını, dolayısıyla onu şey yapmış oluyor. Arkasından istersen 9. ayeti kelimeden itibaren başlayalım inşallah. Asıl konumuza gelelim. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani birleşik ordular üzerinize saldırmıştı da biz onlara karşı
bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptığınız her şeyi görüyordu. Evet, yani burada doğrudan şeye giriyor. Hendek Savaşı'nın olduğu o olayı Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Yani bu yaşanan bu olayın Cenab-ı Hak tarafından anlatıldığını görüyoruz ki bu, yani olaylar nasıl anlatılıyor, nasıl, hangi açıdan bakılıyor, o da önemli yani. Yani Cenab-ı Hak bu olaya nasıl bakıyor tabir caizse. Belki bu çok hoş olmadı ama Cenab-ı Hakk'ın bunun hakkındaki verdiği hükmü nasıl diyelim yani. Bir de tabii orada bulunan kimseler aslında olayların belki bir kısmını görebildiler. Yani bazı açılardan değerlendirmede bulunabildiler ama daha kuşatıcı bir bakış açısıyla, yani Cenab-ı Hak tarafından olayların, yaşanan bu olayın her tarafını gören, bilen, arka planlarıyla da bilen Cenab-ı Hak, o ne diyor bu konuda, nasıl anlatıyor bize, bu önemli diye düşünüyorum. İşte 5. senede, hicretin 5. senesinde Kureyş, Arap Yarımadası'ndaki gayrimüslimleri Medine şehir devletine yerleşmiş olan Müslümanlar aleyhine harekete geçiriyor. Bununla da Müslümanların işini bitirmek, onları imha etmek istiyordu. Burada tabii Gatafan gibi, Eşca gibi, Mürre, Fezare gibi, Süleym, Sa'd ve Esed kabileleri gibi birçok kabileler bu koalisyona iştirak ettiler yani. Yani onlar da onları tahrik eden. Tabii burada Mekke'deki şeyler önemli bir. Mekke önemli bir merkezdi. Hem ticari açıdan hem de Arap Yarımadası'nda önemini hep koruyordu yani. Mekkeliler çevredeki kabileler açısından önemliydi yani. Onlar da böyle bir işe girişince, böyle bir efendim onlara teklifte bulununca onlar da kabul ettiler. Bir tehlike olarak gösterdiler Medine'deki bu yeni gelişen yapıyı. Ve Medine'de oturmaları itibariyle Müslümanlarla aynı kaderi paylaştıklarına dair kesin bir sözleşmeler, akitler olan Beni Kurayza Yahudileri de bu kuvvetlerin Müslümanların işlerini bitireceği fikrine kapıldıklarından bilahare onlar da hıyanet edip bu anlaşmayı bozup düşman saflarına geçtiler. Yani şimdi tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman ne yapmıştı en başta? O bütün çevredeki kabilelerle bir anlaşma, yani bir pakt oluşturmuştu. Medine'yi birlikte koruyacağız. Eğer bir düşman saldırısı olursa hep birlikte Medine'yi koruyacağız diye söz vermişlerdi. Anlaşma imzalamışlardı yani. Ama bu olayda da böyle bunlar biraz şey kaldılar. Başta çekimser kalıyor gibi gözüktüler ama sonra yani 12 bin filan deniyor ama yani çevreden toplanan işte Gatafan, Eşya, Mürre, Fezare, Süleym, Sa'd, Esed filan gibi bu çevredeki kabilelerden 12 bin insan deniyor ama başka yerde ben mesela Muhterem Hoca Efendi'nin şeyinde anlattığı yerde 24 bin rakamını gördüm yani. Müslümanların sayısı ne kadar? 3 bin yani. 3 bin nerede? 24 bin nerede? Yani 8 katı değil mi? Eğer 12 binse 4 katı ama 24 binse şayet 8 katı bir kuvvetle gelmişler. Tabii ki onların kendilerine göre şeyleri var, güçlü silahları var filan. Müslümanlarsa ne yapmışlar? Sadece Medine'yi hendekler kazarak şey yapıyorlar, korumaya çalışıyorlar, müdafaa harbi yapıyorlar. Yani bu da Selman Farisi'nin bir teklifi olarak Medine'nin işte yani bir tarafı dağlık, bir tarafı geri kalan kısmında da bir hurmalık kısmı var. Geri kalan tarafında da yani oralardan şeye girmek mümkün değil. Dolayısıyla yani Mekkelilerin gelebileceği yer 5 kilometre mesafeyi hendek kazarak şey yapıyorlar. Yani bir atlı veya deve şeyin bir süvarinin
atlayıp geçemeyeceği genişlikte ve derinlikte kazıyorlar. Bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hendek kazma işinde bizzat kendisi de çalışıyor. Ashabını şey yapıyor, onları motive ediyor diyelim. Onları efendim sürekli bir yarış havacısı içerisinde, yani herkese belli bir mesafe şey vererek, kişi başına işte ne kadar, şu kadar, kaç metre düşecekse oraları kazacaklar filan. Böyle bir yarış havası içerisinde günlerce onlar oradan gelmeden bu hendekleri gazıp bitirmeler de gerekiyor. Mekke'den gelen bu düşman ordular Medine'yi kuşatmaya gelmeden bunu yapmaları gerekiyor ve bunu bir gizlilik içerisinde de yapıyorlar. Yani etrafa şeyler, nöbetçiler dikiyorlar. Kimsenin gelip orada ne olduğunu, bittiğini görmelerine de fırsat vermiyorlar. Tabii o zaman şey de olmadığı için böyle uydular filan, havadan bir yerlerden bakalım ne yapıyorlar, ne diyorlar burada filan, o da olmadığı için dolayısıyla haberleri olmuyor yani. Ve geldikleri zaman da çok bir şok yaşıyorlar yani. Hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar yani. Yani hendekler kazılmış yani ve geçmeleri mümkün değil. Sadece dar bir yer bırakılmış. Orası da işte atlı olanların şey yaparak geçebileceği bir yer. Oradan da Efendimiz orayı bilerek bırakmış. Oradan teker teker birileri gelirse onların da defterlerini düreriz diye böyle bir şey yapılmış. Böyle bir savaş olmuş. Evet, orada. Peki bu bilgiden sonra devam edelim ondan itibaren. O vakit onlar hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözleriniz şaşkınlıktan ötürü kaymış, yüreğiniz ağzınıza gelmişti. Siz de Allah hakkında türlü türlü zanlar beslemeye başlamıştınız. İşte orada müminler çetin bir imtihana tabi tutulmuş, şiddetle silkelenmiş ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık, iman zayıflığı olanlar, Allah ve Resulünün bize zafer vaat etmesi meğer bizi aldatmak içinmiş diyorlardı. Evet, yani bunlar buraya kadar bir şeyler ifade etmeye çalışalım. Yani Medine'yi kuşatmışlar ve 24 bin kişilik bir orduyu karşılarında görünce, güçlü bir orduyu görünce yani Müslümanlar ne yapmış? Korkudan yürekleri ağızlarına gelmiş. Ve arkasından herkes çok farklı zanlara girmeye başlamış yani. Yani burada hakikaten daha başta surenin başına demişti ya, tam bir tevekkülle Allah'a tam bir bağlılık içerisinde bu olayı göğüslemezseniz dolayısıyla korkular, kaygılar, endişeler olacağı aşikar zaten. Bu olayı nasıl geçiştireceğiz? Bu olaydan nasıl kurtulacağız? Bu konuda tabii kaygılar, endişeler. Ve ne diyor? Burada asıl mesele, müminler çetin bir imtihana tabi tutuldular diyor. Şiddetle silkelenmiş ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardı. Yani varlık yokluk mücadelesi veriliyordu burada. Ya artık yani yok olacaklar ya da burada dayanacaklar, sabredecekler, mücadele edecekler, Medine'yi koruyacaklar. Dolayısıyla varlıklarına devam edecekler yani. Ve tabii ki demin demiştik ya başta münafıklar, yani dahil de içeride Müslüman gibi gözüken, mesela Übey bin Selul, Abdullah bin Übey bin Selul, yani bu adam kim bu adam? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, daha başta ifade edecek olursak Efendimiz Medine'ye hicret edip geldiği zaman ne yapıyor? Bir iki hafta Kuba köyünde, Medine'ye 4 kilometre, Kuba köyünde kalıyor. Yani Efendimiz 13 gün boyunca bütün bu yolu geçtikten sonra Kuba köyünde niye 2 hafta kalıyor? Bunun bir şeyi var yani, bir gerekçesi var. Allahu alem. Yani Medine hazır değil. O gün Medine'nin nüfusu 10 bine yakın.
Onların içerisinden sadece %15, 1500 kadar insan Müslüman olmuş yani. Ve orada Übey bin Selul, Abdullah bin Übey bin Selul, bu adam Medine'ye lider olmak sevdasında filan, böyle bu tür bir havası var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelince tabii ki yani bir rakip birisi geliyor. Medine'de sözü geçecek. Ona karşı böyle bir şey. Onun liderliğini elinden alan bir şeye dönüşüyor. Efendimiz de Medine çok müsait değil, geldiği zaman bakıyor orada bir iki hafta Kuba köyünde kalıyor ve sonra Kuba köyüne akın akın insanlar, etraftan gelenler, Allah Resulü'nü ziyaret edenler filan, oradaki atmosferi, havayı değiştiriyor değerli kardeşim. Sonrasında Efendimiz Medine'ye giriyor, geliyor yani. Ama bu adam sürekli, bu münafık adam sürekli rakip olarak Efendimiz'i gördüğü için de böyle, tam ona iman da etmediği için, ama mescide de gelip sürekli oradan da dışarıda kalmıyor yani. İki yüzlü bir adam, sürekli içinde bulunuyor ama sürekli de böyle şey yapıyor yani. Efendim, kaygılar, endişeleri filan bununla birlikte. Ama her fırsatta da Müslümanlara içeriden fit sokuyor. Onları böyle fitnelerle, şeylerle, yani defaatle bunun işte bir şeyini görüyoruz mesela. Yani Beni Mustalık gazvesinde orada Hazreti Ayşe'ye iftira atan şey olarak görüyoruz yani. Olmadık fitne ve fesatlara giriyor bu adam yani. Ama baş köşede de bulunuyor ha yani. Mescitte bir bakıyorsun Efendimizin yanında. Mescitte oraya gelmeyi de hiç ihmal etmiyor yani. Orayı da sürekli böyle, ama fırsatını buldukça da böyle fit sokmayı da hep ihmal etmiyor yani. Böyle bir kimse. Ne diyor? İşte orada yani bu büyük bir sarsıntı. Yani herkesin bir elekten geçirildiği bir imtihan, bir yönüyle bakacak olursak. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, yani iman zayıflığı olanlar, Allah ve Resulü'nün bize zafer vaat etmesi meğer bizi aldatmak içinmiş diyorlardı. Yani ne yapıyorlar? Abdullah bin Übey gibi münafıklar diyor, Muhammed bize İran ve Bizans'ı fethedeceğimizi vaat ediyordu. Şimdi ise korkusundan hendek kazdırıyor gibi fısıltılar yayıyorlar. Hocam, Yani efendim. günümüzde de benzer bir şeyi yaşadığımızı söyleyebilir miyiz acaba? Yani Geleceğiz, oraya tabii. geleceğiz. Şunu önce bir şey yapalım. Buyurun. Yani tarihi şeyiyle, dokusuyla meseleyi ele almaya çalışırım. Yani işte hendek kazılırken bir kaya çıkıyor. Çıkan bu kayayı da tabii ki, yani o kayanın olduğu yerden o kaya kırılmazsa oradan çok rahatlıkla geçerler. Dolayısıyla hendek kazmanın bir şeyi kalmadı. Yani onun için Efendimiz'e müracaat ediyorlar. Efendimiz de eline manivalayı alıp gidip o kayaya vuruyor. Vurduğu zaman ilk vuruşta çıkan bir ateşle diyor ki Efendimiz, Kisra'nın, yani İran o gün çok güçlü iki tane devlet olan Kisra'nın hazineleri ashabıma verildi diyor. Onu gördüm diyor. Bir şey daha vurunca bu sefer de Bizans işareti diyor Efendimiz. Dolayısıyla bu arada tabii o an orada müminler günlerce aç kalmışlar. Çünkü Medine kuşatılmış ve hakikaten yani yiyecekleri şeyler de çok fazla yok ve aç kalıyorlar. Yani bir sahabi işte karnını açık gösteriyor, taş bağlamış. Efendimiz de açıyor mübarek karnını. O da iki tane taş bağladı, şey yapılıyor, rivayet ediliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda hem açlık var, hem yok olmakla karşı karşıya olan bir böyle bir şey var efendim. Ama Efendimiz diyor ki işte, yani Kisra'nın hazineleri ashabıma, ümmetime verilecek diyor filan. Yani Kisra, yani İran, koca devlet yıkılacak ve oradaki bütün onların hazineleri ashabıma geçecek diyor. İşte bu arada Übey bin Selul gibi
kimseler, meşhur münafık adam tabii ki şey yapıyor diyor. Yani İran ve Bizans'ı fethedeceğimizi vaat ediyor ama şimdi biz burada yani açlıktan nefesimiz kokuyor veya efendim burada işte hendek kazdırıyor. Yani biz yok olmakla karşı karşıyayız denen şeye bak der gibi böyle haşa. Yani neden? Çünkü bu yani diğer sahabi bunu kabul etmiş, bir müjde olarak görmüş, sevinmiş ve bir gün gerçekleşeceğini beklerken bu zat, bunun gibi kimseler, münafıklar, peygambere gerçek manada inanmadıkları için, Allah adına konuşan bir zat olarak onu görmedikleri için, rakip bir lider gibi gördükleri için de ne yapıyorlar? Diyorlar bu yani olacak bir şey değil, şimdi bizi böyle aldatıyor, kandırıyor bu gibi laflarla filan diye şey yapıyorlar yani. Böyle tabii ne yapıyorlar? Moral bozuyorlar insanlar. Yani bunlar mesela insanlar açlar. Korku kaygı var. Biri çıkıp diyor ki bak diyor yarın işte neler olacak neler. Ne derler insanlar orada? Yani eğer tam bir sağlam bir kaynaktan müjde verilmemişse bu adam halüsinasyon görüyor. Bu adam bizi oyalıyor filan derler değil mi yani? Evet Onun hocam. gibi yani. Aynen onun gibi yani. Ve dolayısıyla onu diyorlar yani. Zor durumlarda, çaresiz zamanlarda fitneye bir zemin oluyor hocam böyle Evet, durumlar. zemin çok müsait yani buna. Ve sonrasında ne diyorlar? Bu münafıklar daha da ileri gelerek, daha da ileri giderek ne diyorlar? 13'ten itibaren bakalım mesela ayetlere. Bir kısmı, ey Yesribliler, burada düşmana karşı koyamazsınız. Mevzilerinizi bırakıp evlerinize dönünüz diyordu. Onlardan bir başka bölük evlerimiz korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki gerçekte evleri tehlikeye maruz değildi. Onlar sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Evet, şimdi buraya kadar yani ne var? İçeride bir şey çalışıyor. Dahilde içeride bir başka fitne ekibi çalışıyor. Ne diyorlar? Bunlar da hem Yesripliler diyerek yani dikkat çekici bir şey. Medine, ey Medineliler demiyorlar. Yani Yesrib Medine'nin Efendimiz'den önceki adıydı. Efendimizle birlikte Medine, medeniyetin merkezi manasında Medine diye Efendimiz oranın ismini değiştirmişti. Ama bunlar diyorlar ki ey Yesribliler, ey Yesribliler, yani onların milliyetçi duygularını da kullanarak siz Yesriblisiniz yani bu Medine filan sonradan bu isim filan bir değişiklik bir şey oldu ama siz aslında Yesriblisiniz yani. Dolayısıyla ey Yesribliler, burada düşmana karşı koyamazsınız. Yani yahu siz 3 bin insansınız, karşınızda 24 bin insan var veya 12 bin insan var. Yani siz bunlara nasıl karşı koyacaksınız? Bunlara şeyiniz yeter mi? Gücünüz, kuvvetiniz karşı koyamazsınız. O zaman mevkilerinizi bırakıp evlerinize dönün. Yani o hendek kazma sırasında orada çıkan toprağa arkasına mevzilenmişlerdi Müslümanlar ve bir siper gibi yaptılar o toprakları filan. Oradan şeye gelen karşıdaki şeylere ok atıyorlar filan. O şekilde kendilerini müdafaa etmeye çalışıyorlardı yani. Onlara diyorlar ki gidip yani o mevzide bulunan cephede ve ateş hattında bulunan insanlara nasıl bir fitne şey yapıyorlar bakın. Diyorlar siz bunlara karşı koyamazsınız. Öyleyse bırakın mevzileriniz evlerinize gidin. Onlardan bir kısmı da biraz daha kamufleli bir şekilde gelip Allah Resulüne diyorlar ki ya bize izin verir misin? Evlerimiz korunmasız bizim. Gidip evlerimizi korumak istiyoruz filan. Sanki o cepheyi bırakıp evlerine gidince evlerini koruyabilecekler yani düşman geçip onları evlerine gidince orada rahat bırakacak sanki de. Yani böyle bir şey var içeriden sürekli morali sıfırlayacak, demoralize edecek, ümitleri yok edecek. Efendim siz yok oluyorsunuz, gidiyorsunuz filan. Yani karşıda bir düşman var
Ama bir de içeriden dahili bir şey var değerli kardeşim. İçeriden bütün ümitleri kırmayı, savunma, müdafaa azmini, şevkini yok etmeyi hedefleyen başka bir organizasyon var yani. Bu da münafıklar. Aslında onlar da o şeylerle beraber çalışıyorlar. Yahudi şeyleriyle veya o şeylere hizmet ediyorlar. Yani onlar da aslında istiyorlar. Burası bir yıkılsa da biz de onlarla anlaşırız bir şekilde diyerek bu şekilde düşmanca tavırlara giriyorlar. Şimdi buradan günümüze nasıl yorumlar çıkarabiliriz? İstersen şu devam edelim, ayetleri okuyalım biraz daha. Yani onlara şey yapan 14'ten itibaren. Demek Medine'nin her tarafından hücum edilseydi ve kendilerinden İslam'dan dönmeleri istenseydi, hiç tereddüt etmeksizin bunu derhal yapacaklardı. Halbuki daha önce düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a yemin ederek söz vermişlerdi. Allah'a karşı verilen o ahitlerin hesabı elbette sorulacaktır. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak asla size fayda vermez. Faraza başarsanız bile hayatta kalacağınız süre nihayet çok sınırlıdır. De ki, Allah size bir felaket dilese, sizi Allah'a karşı korumak kimin haddine düşmüş? Yahut o size bir rahmet dilese, bunu kim engelleyebilir ki? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulamazlar. Evet değerli kardeşim, şimdi yani onlara diyor ki siz eğer şey yaparsanız, yani bu istediğiniz bu tavırlar ortaya koyduğunuz takdirde nasıl kurtulacaksınız? Yani eğer ölmekten, öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez. Netice itibariyle yine, yani Allah size bir şey dilese, bir felaket dilese, sizi Allah'a karşı korumak kimin haddine düşmüş? Size bir rahmet dilese, yani onları gerçek manada Allah'a tevekküle, Allah'ı tanımaya, bilmeye, tevekkül etmeye, onun desteğini, inayetini, yardımını yanlarına almaya davet ediyor. Tabii problem ne değerli kardeşim? Problem iman problemi yani. Problem iman problemi. Münafıklarda Allah'ı hakkıyla bilmedikleri için güncel bir kısım politik, siyasi şeylerin etrafında dönüp dolaştıkları için bunlar, dolayısıyla kendi menfaatleri, çıkarları, ne olacak, ne bitecek, buna özen gösterdikleri için mesele o. Yoksa iman etmiş müminlerin zaten böyle bir problemi yok. Onlar aslanlar gibi diğerlerinde duruyorlar yani. Evet, gelelim son yaşadığımız olaylarla ilgili burayı biraz yorumlamaya diyelim. Evet Evet, hocam. biz de hani dedik ya, ayetin likülle ayetin zahrun ve batnun, şucunun ve vusunun dediği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her ayetin bir ana gövdesi var, dalları var. Efendim, onun her zamana, her devre bakan manaları var. Dolayısıyla belki teker teker şahısların kendi hayatlarına ait bakan yönleri de var, elbette olabilir. Ama biz şu geçtiğimiz, yaşadığımız, bizi de her cümerce götüren, özellikle ülkemizde 10 senedir, belki 15 senedir devam eden bu şeye baktığımızda, yaşanan olaylara baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Yani burada bir hendek var. Evet, bu yani Hendek Savaşı'na, Medine'nin kuşatmasına benzer bir şey olduğunu görüyoruz acizane. Ve hakikaten burada bakıyorsunuz ki gerçek manada imana, İslam'a hizmet eden, ülkesine, bütün insanlığa hizmetten başka bir hedefi, bir gayesi olmayan, hayatlarını bu işe adamış olan, efendim, ömrü boyunca kendi hayatına ait hiçbir şeyi düşünmeyip her şeyini kendi milleti,
bütün insanlığın bu manada İslam'a hizmete adamış olan kimseler, böyle güzel bir yapı, bir organizasyon, buna karşı kurulan bir tuzak var gördüğümüz gibi. Bu tuzak ve etraftan kuşatılmış, kuşatan kimselerin şeyine baktığınızda aslında burada birebir hemen hemen benim çok net gördüğüm şeyler var. Yani nedir? Başta mesela bu müşriklerin tahrikiyle bu mesele olmuşsa, Türkiye'de, ülkemizde özellikle imandan nasibi olmayan, efendim, Allah peygamber düşmanlığını çok net bir şekilde ilan etmiş bulunan bir kısım kimseler, burada isim zikretmeye gerek yok, resimlerini, bir belgesel yapılırsa ileride resimleri konabilir. Şu an için gerek yok ama bunu zannediyorum herkes görecek. Yani kimlerden bahsettiğimizi görecekler az çok. Dolayısıyla bu insanların bir kısım tahrikleriyle, bir kısım organizasyonlarıyla onları şöyle bitireceğiz, köklerini kazıyacağız filan demeleriyle başlayan bir süreç ve sonrasında bu mübarek insanlara kurulmuş olan bir tuzak, bir kuşatma var. Ve bu kuşatmayla yok etmeyi hedeflediler aslında. Ve bakıyorsunuz ki buna, bu konsorsiyuma, yani oradaki kabileler, müşrik kabileler var, münafıklar var, Yahudiler var, var, var. Yani burada da bakıyorsunuz ki hakikaten böyle bir konsorsiyum var yani. Arka planda böyle bir koalisyon var. Arka planda tayla sanlısına varıncaya kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 70 bin tayla sanlı dedi, bahsetmiş olduğu gibi, Deccal'ın ordusunda yer alacak dediği gibi, tayla sanlısına, sarıklısına varıncaya kadar, cübbelisine varıncaya kadar böyle o mübarek kisveleri içlerindeki o çirkin duygulara kamufle eden, onlarla kendileri kuzu postuna bürünmüş kurtlar gibi, çakallar gibi, bağışlayın, böyle kendilerini kamufle etmiş olan ama bir kısım siyasetçilerin etrafında dünya menfaatinden başka bir hedefleri, gayeleri de olmadığı anlaşılan bu kimseler, yani bir kuşatmayla, yani bir kuşatmayla bu insanları kökten kazımak, yok etmek istediler. Ama bugün geldiğimiz şey itibariyle, durum itibariyle asla böyle bir şeyi yapamadılar. Bir kısım şeyler belki budasalar, bir kısım şeylere biraz zarar filan verseler bile Allah'ın yardımıyla, o inayetiyle hakikaten inanmış, bu davaya gönül vermiş olan insanlar, hayatlarını bu işe adamış olan insanlar, onlar asla pes etmediler. Ve Allah'ın izni inayetiyle dimdik ayakta duruyorlar. Kurdukları bütün planlar, entrikalar yakın bir zamanda, yani orada bir fırtına çıkıyor mesela. Yani bir fırtınayla, zaten ayeti kerimede de ifade ediliyor, bir fırtınayla, bir şeyle biz sizi destekledik, onları da tarumar ettik diyor Cenab-ı Hakk'ın bir inayeti, bir yardımı. Dolayısıyla şu anda baktığınızda hakikaten ekonomik açıdan da bir depremlerle, daha farklı farklı felaketlerle sarsılan bir yapı var. Allah'ın izni inayetiyle yani bu etrafımızı almış olan, saran bu kuşatma öyle gözüküyor ki yakında inşallah bitecek. Ve ama bu arada tabii ki önemli olan şey nedir dersen kardeşim, asıl buyurun, mesele bizim kendi içimizde dahil de burayı şey yapacak, yıpratacak, burada bütün insanları bırakın bu işleri artık filan, bu hizmet falan bitti, her şey bitti falan burada demek, aslında o cephede duran insanlara gelip onların kulağına fısıldamadan farkı yok bunların. Onlar ona çok benziyor. Yani bırakın bu işleri filan. Peki niye şimdiye kadar böyle mücadele verdik yani?
Bir kısım insanlar yanlış yaptılar filan. Yanlış yapanların durumu ayrı bir konu. Yani o yanlış yapan konu, herkes kendi hesabını Allah'a verecek yani. Şahısların hataları, kusurları, yanlışları, hatta ihanete varan ihanetleri filan bunlar yani bu yapıya zarar vermez. Neden? Çünkü şahısların hataları, kusurları şahısları ilgilendirir. Hata eden, ihanet eden filan bir şekilde zarar veren kimseler onlar ayrı bir konu. Evet, yani orada bu Allah için gerçekten güzel bir hizmet şey yapan, bu zamanda iman ve Kur'an hizmeti Bediüzzaman Hazretleri ile başlayan, sonrasında muhterem Hoca Efendi ile devam eden, gerçekten dünyaya Müslümanlığın en güzel şeklini, bu zamandaki şeyini bir anlayış olarak ortaya koyan, sürekli de dünyanın her yerinde İslam'a sempati oluşturan, bilimi, sanatı, efendim, iletişimi, pek çok şeyleri yanına alarak bunlarla Müslümanlığın bu zamanda yaşanabilecek en güzel örneğini ortaya koyan bir insanlara, bu davaya karşı yani ihanet edenler, yani şimdi mesela bazı dostlar diyorlar ki bir kısım insanlar önemli bir yerlere getirilmiş, bu hizmetler içerisinde bir yerlerde bulunmuş, sonra onlar birileri tarafından devşirilmiş. Yani onların Übey bin Selul'dan ne farklar var Allah aşkına, söyler misiniz yani? Yani İbni Selül'e Tabii ki de bakıp ki. dinden vazgeçmeye gerek yok hocam. Evet, yani onlar işte nifakı tercih etmişlerse, yani münafıklık yaparak şimdiye kadar bu hizmetler içerisinde kendilerine her türlü baş köşe kendilerine verildiği halde bir şekilde siyasilerden aldıkları bir kısım menfaatlerle filan onlara verilen bir kısım tahsis edilen şeylerle sattılarsa dinlerini, sattılarsa bu hizmeti ve namuslarını, ahlaklarını, her şeylerini paraya tahvil ettilerse, güzel güzel yaşıyorlarsa şimdi, onların kendi tercihleri bunlar yani. Übey bin Selul da aynı şeyi yapmıştı aslında, ama o da Cenab-ı Hak onun hakkında hükmünü verdi. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey ne? Yani alması gereken ders nedir değerli kardeşim? Sapasağlam yerimizde durmak. Haklıysak şayet, yolumuz doğruysa şayet, gittiğimiz yol gerçekten Kur'an ve sünnete uygunsa şayet, o zaman bu yolda gitmeye devam edeceğiz. Sizinle biz Ramazan başından beri Kur'an-ı Kerim'in değişik surelerinde gezip dolaşıp duruyoruz, değil mi yani? Evet hocam. Ve bugüne bir kısım şeyler, yorumlar çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün okumaya çalışıyoruz. Gördüğümüz şey nedir? Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, değil mi yani? Yani bu hizmetteki insanlar, gerçekten bunca ağır bedeller ödemiş olan bu insanlar, bebeklerine kadar, hastalarına kadar, kadınları kadar, bunca büyük bedeller ödemiş bu insanlar Doğru neden yoldalar hocam. dolayı bu bedeli ödediler? Söyleyebilir misiniz? Neden dolayı bunu ödediler? Kim ne suç işlemişti de bu bedel ödetildi kendilerine? Burada sadece ve sadece dinlerine hizmetten, ülkelerine, milletlerine hizmetten başka kimsenin başka bir hedefi, gayesi yoktu. İman edip salih Bu amel işleri, işlemelerdi evet, vardı. iman edip salih amel işlemek işte bu yani. Yani bu insanların yaptıkları salih amel değilse, söyler misin bana başka nerede salih amel vardır? Hangi salih amel vardır yani Allah rızası için yani? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashab-ı Suffe'de orada insanlara bir eğitim müessesesi açarak yapmış olduğu şey, bugün bu eğitim hizmetleriyle ve burada yetişen insanlara baktığınızda, gerçek manada ahlakıyla, duruşuyla, insanlara, toplumlara yararlı olmasıyla, şimdi dünyanın pek çok ülkelerinde gittikleri yerde o toplumlara rehberlik yapmalarıyla, örnek olmalarıyla, yaptıkları güzel işlerle, hizmetlerle büyük bir sempati oluşturmuşlarsa şayet, bunun
Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığından farklı bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Ve burada işte gerçek manada bir Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hizmet anlayışı varsa şayet, buna karşı oluşan konsorsiyuma bakarsanız, bir Temmuz gecesinde, öncesinde zaten sinyallerini çoktan vermişlerdi. Sonrasında da çıkıp bir kısım insanlar konuştular. Bunun bir proje olduğunu, bunun bir entrika olduğunu, bir kumpas olduğunu ve bu kadar insanı biz 30 senede atamazdık filan eğer böyle bir şey olmasaydı diyen insanlar neyi söylüyorlar? Allah'ın bir lütfu ihsanı falan diyerek bu hoşnut olmadığı bu hizmetteki insanları yok etmek isteyen bir insan o gece Allah'ın ayetini okuyarak وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ dediği zaman ben ürpermiştim. Bu nasıl bir şeydir? Yani münafıkların, kafirlerin kurmuş olduğu entrikaları mümin insanlara şey yaparak kendi kurduğu kendi yaptığından hareketle bir mekir, bir entrika, bir kumpas çevirmişti. Onu da başkalarına bunlar kumpas çeviriyorlar diyerek başkalarının üzerine yıkmaya çalışmışlardı. Ve zamanla gözüküyor her şey daha net okunacak. Zamanla inşallah bu efendim bu kuşatma da bitecek Allah'ın izni ayetiyle. Ve şimdilerde dünyanın her yerinde bizim insanımız bütün bu mağduriyetlere rağmen, çetin imtihanlara rağmen, gidilen her yerde yollardaki tehlikelere rağmen, her şeye rağmen dimdik ayakta durmasını bildi, biliyor Allah'ın izni ve inayetiyle. Çünkü onlar bir davaya inanmış, gönül vermiş insanlar. Çünkü onlar Allah yolundalar, iman ettiler ve salih amel işlemekten başka da bir hedefleri olmadı. Yani ne mal, ne mülk, ne servet falan gibi bir şey peşinde asla koşmadılar yani. Ama bugün baldırı çıplak insanlar, haydut insanlar, gecekonduda yetişmiş insanlar filan onlar gelip ülkeyi baştan başa yağmaladılar. Ve etraflarında oluşturdukları o değişik şeylerden, yapılardan, konsorsiyumla onların destekleriyle varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama nasıl ki o Hendek Savaşı'nda da efendim o zaman sanki Mekke'nin liderleri oraya liderlik ediyormuş gibi olsa da sonrasında o kabileler filan aralarına şey oluyor, anlaşamıyorlar. Ve sonrasında Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu bir fırtınayla, bir felaketle de canlarını zor kurtarıp kaçıp dağılıp gidiyorlar yani. Bu da öyle olacak. Zaman gösterecek değerli kardeşim. Yani Kur'an hak söylüyor. Kur'an buradaki Ahzab suresindeki bu ayetlerle bize yolumuzu aydınlatıyor. Yolumuzun hak olduğunu, doğru olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada nifaka girenler, dolayısıyla burada asıl gerçek manada imandan başka bir derdi olmayan, hayatlarını bu işe adamış olan insanları boğmayı hedeflediler. Ama bu insanlar boğulmadılar Allah'ın izni ve inayetiyle dimdik ayakta duruyorlar. Evet, 22. ayeti kerime müminlerin bu durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Müminler saldıran o Birleşik Kuvvetleri karşılarında görünce işte bu derler. Allah ve Resulünün bize vaat ettiği zafer. Allah da Resulü de elbette doğruyu söylemişlerdir. Müminlerin düşman birliklerini görmeleri onların sadece iman ve teslimiyetlerini artırdı. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onların verdikleri sözü asla değiştirmediler. Evet, şimdi burada da ne diyor? Bakın
Müminler böyle bir şeyi, tuzağı görünce, karşılarında böyle güçlü bir orduyu görünce ne diyorlar? İşte bu derler. Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği zafer. Bunları Allah ve Resulü bize baştan söylemişti. Bunlar karşımıza çıkacak. Ama neticede zafer bizim olacak. Neden? Çünkü biz Allah'a güveniyoruz. Allah yolundayız. Evet, müminlerin sadece iman ve teslimiyetlerini artırdı bu diyor. Ama münafıklara gelince içeride dahilde onlar ne demişlerdi? Yani Allah ve Resulü bize bir şeyler vaat etti ama bizi aldattı bunlar. Yani gittiğimiz yol yol değilmiş diyenler. Acaba bugün bunu söyleyenler o içeride o aynı sözleri mi mırıldanıyorlar? Aksine yani bu olaylar bizim imanımızı mı ziyadeleştirdi yoksa bizi efendim tereddüde, şüpheye, korkuya, kaygıya mı sevk etti yani? Asıl mesele bu, bunun üzerinde durulması gerekiyor. Evet, yani bu konuda bir endişesi, bir şeyi olan kimseler buraları bence Kur'an dürbünüyle bu ayetlerin yardımıyla bakarlarsa günümüze ışık tutacak şekilde. Dolayısıyla zannediyorum herhalde inşallah o şeyler, o kaygılar, o endişeler son bulur inşallah. Amin. Evet, biz çok uzatmışız değerli kardeşim. Biz şeyden itibaren devam edelim isterseniz. En son bir şey vardı. 64. ayet-i Evet. kerimeye gelirsen burada gerçekten bir sahne var yine. Bu sahneyle bitirelim inşallah. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar onun içinde devamlı kalacak ve kendilerini koruyan veya yardımcı olan kimse bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte gah bu yana, kah öbür yana çevrileceği gün, ah derler. Ah ne olurdu, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik. Ey Kerim Rabbimiz derler. Sözün doğrusu biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk. Ama onlar bizi yoldan saptırdılar. Ey Kerim Rabbimiz, onlara azabın katmerlisini ver ve dehşetli bir lanetle onları rahmetinden uzaklaştır. Evet, bir de ahiret sahnesi var. İşte bu sahne enteresan hakikaten. Ateşte, cehennemde onlar yüzleri bazen gâh bu tarafa, gâh bu tarafa çevrilirken o zaman ne diyorlar? Aa, ne olurdu? Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke peygambere itaat etseydik. Peygamberi dinleseydik. Ve sonrasında kendilerini aldatan önlerinde o liderleriyle, önderleriyle, rehberleriyle yani ehli imana karşı tuzak kurup arkasından onları bir şeyin içine sokan, böyle bir zulmün, bir haksızlığın içerisine sokan o zalimler, öncüler, rehberler, her seviyede kim varsa, hangi seviyede kim varsa bunu yapanlar, onlar için ne diyorlar? Sözün doğrusu biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk. Küberaena, büyükler derken de o liderler, büyüklük taslayan, o gurur caka satan o kimseler, onlara uyduk ama onlar bizi yoldan saptırdılar. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bak şimdi buradayız işte. Cehennemdeyiz. Ateşi boyladık. Evet, aldatanlar Kur'an'da temel konulardan birisi değerli kardeşim. Aldatanlar var, bir de aldananlar var elbette. İşte o aldananlar, o sefiller taifesi, o koyun gibi sürü haline gelmiş olan kimseler, onlar kendilerini aldatan, aldatıp malı götüren, aldatıp efendim itibarından tasarruf etmeyip bütün milleti soyup soğana çeviren, etrafındaki insanları karunlar gibi zenginleştiren,
Oradan buradan milletten çaldıkları çırptıkları şeylerle lüks hayatlar yaşayan, keyif çatan, evet bunlar netice itibariyle onları hem burada onların yollarını sardılar. Hem millet ekonomisiyle, efendim, enflasyonuyla, bununla mücadele eder, karnını doyuramayacak hale geldiler. Yani oradaki perişanlığın haddi hesabı yok. Hem de öbür tarafta, yani şimdi zaten burada ne diyorlar? Onlara azabın katmerlisini, kat kat fazlasını ver. Dehşetli bir lanetle onları rahmetinden uzaklaştır. Onları lanetle diyorlar. Burada zaten lanetler peşlerine takılmaya çoktan başladı onların. Lanet olsun bunlara. Allah belalarını versin bunların. Yani biz bela demiyoruz. Bunlar söylememeye dikkat ediyoruz ama toplumdan yükselen, şimdi o toplumun pek çok kesimlerine, mağdur, mazlum olan o kesimlerine kulak verseniz, şöyle kulağınızı bir dayasanız, ne diyor bunlar deseniz, içlerinden, yani bazıları korkularından söyleyemiyorlar. Ama biraz daha fazla canı yanmış olan, biraz daha mağduriyeti yaşamış, iliklerine kadar yaşamış olan kimse gürül gürül söylüyor. Allah bunların defterini dürsün. Allah bunların belasını versin. Allah bunları lanetlesin. Dibiyle köküyle bunlar kazınıp gitsinler. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Zalimlerin kökü kesilsin ve mazlum mağdurlar da bir nefes alsın. Amin. Elhamdülillah, Allah'ım varsın sen, inanıyoruz, haksın, adilsin, adaletin sahibisin, hakkaniyet sendedir. Dolayısıyla zalimlerin kökü kesilsin ki sana inanan insanlar, bir avuç insanlar inanmış olan sana, dinini hiçbir şeye şey yapmayan, kullanmayan, vasıta araç yapmayan, gerçek manada o dini yaşamaya çalışan, yaşatmaya çalışan insanlar da biraz nefes alsınlar. O en güzel örnekliği ortaya koysunlar. Müslümanlığın bu zamandaki yaşanan örneğini ortaya koysunlar diye, evet, bu şekilde böyle şeylerle, temennilerle bitirelim bugünkü dersimizi de inşallah. Hocam bütün dinleyicilerimiz adına ben de elfü elfü amin demek istiyorum. İnşallah. Amin. Amin inşallah. Amin. Bekliyoruz şu mübarek Ramazan günler hürmetine inşallah. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Türkiye saatiyle 18.00'da görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıkla, esenlikle.